Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üzerine söz almadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Eylül ayında Amerikalı Ruth Bader Ginsburg hayatını kaybetti. Amerika sarsıldı. Ufak tefek, minyon tipli bir kadındı. Amerika Kongre binasında tabutu saygı duruşu için tutuldu. Binlerce insan nöbet tuttu ölümünden sonra. Beyaz Saray'da kamu binalarında bayraklar yarıya indi Ruth Bader Ginsburg için. Bu ufak tefek kadın, minyon tipli kadın, kadın hakları savunucusu, azınlık hakları, cinsiyet eşitliği üzerine Amerika'yı dönüştürmüş bir kadındı. Ve bu kadın en büyük özelliği 1993'ten beri Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin yargıcıydı. Ve Amerika bir yüksek mahkeme yargıcının ölümünden sonra ağladı, yas tuttu. Devlet başkanından en sade yurttaşlarına kadar herkes onun ölümünden öyle sarsıldı ki hakkında binlerce yazı, televizyon dizileri yazılmaya başlandı. Niçin böyle oldu? Çünkü hakim, bağımsız hakim, taraf tutmayan hakim, kendi özgüvene bilgisiyle siyasi odaklara asla temenni etmeyen bir hakim, özgürlükçü bir hakim, bireyi devlete karşı koruyan bir hakim. Devlet başkanı da ona karşı saygılıydı, en sade yurttaş da. Trump 27 Ocak 2017 7 Müslüman ülkeden Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi seyahat yasağıyla kısıtlayınca bir hafta sonra bu kararname iptal edilmişti. Amerikan halkı biliyordu. Başkana rağmen bu ülkede hakimler vardı. Yüksek mahkeme hakimleri vardı. Ve 27 yıl hakimlik yapan bir efsane hakim, yüksek mahkeme hakiminin arkasından Amerika günlerce ağladı. Hala onun yasını tutuyorlar. Peki bu niye böyle oluyordu? Amerikan halkı hakimine niye saygı duyuyordu? Çünkü Amerikan başkanları görev süresince belki ancak bir kez hakim atayabiliyorlardı. Onu da ancak senatoyla uzlaşmak üzere. Senatoyla uzlaşmadan Amerikan başkanlarının hakim atama şansı maalesef yoktu. İşte onun için ülkemize baktığımızda 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12'sinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, 3'ünün de iktidar çoğunluğu tarafından meclise seçildiği bir Anayasa Mahkemesi'ni konuşuyoruz. Anayasa Mahkemesi bugünlerde en zor günlerini geçiriyor ve ülkemiz açısından da maalesef ümitsiz bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ni izlemek zorunda kalıyoruz. Anayasa Mahkemesi bir yandan görevini yapmayarak bir kesimi memnun etmiyor, bir yandan da kimi özgürlükçü kararları verdiği zaman başka bir kesimi memnun etmiyor. Niçin? Çünkü bağımsız değiller. Çünkü siyasi iktidarın erkin tercihleriyle oluşturulmuş bir mahkeme. Olağanüstü hal ilan ediliyor. Olağanüstü hal kararnamelerini denetlemekle görevli Anayasa Mahkemesi olağanüstü hal kararnamelerini denetlemiyor. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarını değiştiren 703 sayılı kanun hükmündeki kararname ve 1 nolu ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, devletin bütün kurallarını değiştiren kararnameler tam 2 yıldır Anayasa Mahkemesi'nin önünde duruyor. Ve onun için Anayasa Mahkemesi'ne muhalefet güvenmiyor. Sizi iktidar seçti, onun isteklerini yapıyorsunuz diye. Yıllardır sonuçlanmayan iptal davaları Anayasa Mahkemesi önünde. 2018 bütçe kanunu, 2019 bütçe kanunu hala görüşülmedi. Ve 68 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden ancak 8'i görüşülebildi 2 yılda. Ve enteresan bir durum var. Anayasa Mahkemesi kararları da geriye yürümediği için halen geçerli olan devleti alt üst eden Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve meclisten çıkan iptal davalarının yasalar halen Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Onun için Anayasa Mahkemesi kararına bir kere halk güvenmiyor. Ama sıkıntı burada da bitmiyor. Hak ihlali kararı veriyor Anayasa Mahkemesi. Alt derece mahkemeleri bu karara uymuyorlar. Ne kadar üzüntü verici, ne kadar hüzün verici bir durum Anayasa Mahkemesi açısından. Anayasa Mahkemesi kararını mahkemeler takmıyor.
E peki yasama ne yapıyor? Ahlak'ta kıyı kanununda yapılan bir değişiklikte bir yavru saray inşa edilmesine karar veriliyor. Bu kanun Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor, iptal ediliyor. Aynı kanun bu yasama tarafından aynı kroki ve planlarla tekrar meclisten geçiriliyor. Yani mahkemeler takmıyor, yasama da takmıyor. Yürütme ne yapıyor peki? Yürütme de Anayasa Mahkemesi'ne sorundu. Şehir arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılmasının hükmünü iptal ediyor Anayasa Mahkemesi. İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi'ne posta koyuyor. Diyor ki korumasız işe git bakalım. Ve valiler de bu karara rağmen pandemi koşullarına uygun yürümek isteyen 10 tane madenciyi yürütmemek için birbirleriyle yarışıyorlar. Değerli milletvekilleri, sorun çok derin Anayasa Mahkemesi'nde. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önünde ciddi bir sınav var. Yürütmenin, iktidarın tesirinden kurtulabilecekler mi, kurtulamayacaklar mı? İstanbul Başsavcısı Sayın İrfan Fidan, 27 Ekim 2020'de HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. 27-10-2020. 1 Aralık'ta Yargıtay'da, Ocak'ta yapılması gereken Anayasa Mahkemesi aday üyelik seçimi vardı. Ve bu seçim 17 Aralık'a ertelendi. Ve İrfan Fidan daha ayağın tozuyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylık başvurusunda bulundu. Şimdi bekliyoruz. 17 Aralık'ta yapılacak olan bu seçimlerde İrfan Fidan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek Yargıtay üyeleri arasında seçilecek mi göreceğiz. Ayrıca Ocak ayında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanırsa Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığının dümdüz olduğu bir sürece gireceğiz. Konu bu kadar açık ve nettir. Bunları kayıtlara geçmek açısından ifade... Tamamlayalım lütfen. Şimdi ne yapılmalı? Anayasa Mahkemesi üyeleri ne yapmalı? Anayasa Mahkemesi devleti kanunları denetleyen en önemli kurumlardan bir tanesi. Şunu yapacaklar diyecekler ki, evet biz de verdiğimiz kararlarla Amerikalı o minicik minyon tipli kadın Ruth Bader Ginsburg gibi olmaya çalışacağız diyecekler. Bunu bekliyoruz kendilerinden. Ve en önemlisi Cumhurbaşkanı tarafından atanmış, daha önce AKP'de milletvekili yapmış Anayasa Mahkemeleri üyeleri var, meclisten seçilmiş. Hepsi de benim değerli arkadaşlarım. Ama bir daha böyle bir durum yaşanmaması için Ahmet Necdet Sezer tarafından kendisine Anayasa Mahkemesi üyeliği verilen Özdemir Özok gibi davranacaklar ve diyecekler ki ben CHP üyesiyim, tarafsızlığım zedelenir deyip Anayasa Mahkemesi üyeliğini reddedecekler. İşte o zaman Anayasa Mahkemesi'ne saygı artar. Anayasa Mahkemesi'ne sevgi artar, ülkemiz kurtulur, ekonomimiz kurtulur, adalet kurtulur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Söz sırası Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Budak.